Arkadaşlar selamlar herkese. MG4 Luxury ile Ankara Cebeci tarafına bir yolculuğumuz olacak. Kaytazdere'den. İlk önce Bolu Highway'de duracağız yol üstünde bir şarj dayayıp. Tekrar yolumuza devam edeceğiz. %91 ile çıkıyoruz. Yaklaşık kilometreyi de Highway'e kadar olan mesafeyi de şey yaparım, birazdan koyarım. Sonrasında da total yolculuğumuzun kilometresini de ekleyeceğim. Tüketimimizi, Highway'e ne kadarla vardığımızı hepsini tekrardan yolda da paylaşımlarım olacak. Eco modu alalım. Yani normal modda şu anda 435 km gösteriyor menzili. Eco modu aldığımızda 457'ye çıkıyor %91 şarjla. Şu an İzmit'ten çıktık, otobandayız. Tüketimimiz 13.7 kW 100 km'de. 400 km gösteriyor. %81 şarjımız var. Şuradan şimdi sürüş modlarında, yardımcı sürüş modlarında daha önceden bahsetmiştim. Cruise Control ve TGI diye iki tip yardımcı sürüş seçeneği var. Şu anda TGI ile sürüş yapıyoruz. Bunda demin denediğim kadarıyla şu anda araç kendisi hızlanıyor. Önü açıldı. Şu araç kenara çekildi. Önü açıldı. 105'e ayarladım mesela hızı. Şu an kendisi gidiyor. Hiçbir frenleme, hızlanmayla ilgili ben hiçbir şey yapmıyorum. Direksiyon kontrolü de onda. Şimdi sinyal verdiğim zaman da şeyden çıkmıyor. Yardımcı sürüş araç kontrolden kendisi çıkarmıyor. Ben çıkarmadığım müddetçe. Tekrar sinyal verip çevirdiğinize girdiğiniz zaman ya frene basmadığınız müddetçe kontrolden çıkmıyor yardımcı sürüş seçeneği. Bu şekilde devam ediyor. Şu an önümüzde bir tır var. Şu an soldamaya çıkıyorum. TGI yardımcı sürüş seçeneği hala devrede. Hala devrede. Sol şeride geçtim. Şimdi sağ şeride geçiyorum tekrar. Bakın direksiyon yeşil yanıyor. Yani yardımcı sürüş seçeneği hala şu anda devrede. Hızımız 110. Yani şerit değiştirseniz bile sinyalle frene basmadığınız müddetçe devrede kalıyor yarı otopilot. Bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Bolu Highway'e vardık. 37 şarjda vardık. %91 ile çıkmıştık. 457 kilometredeydi. Ortalama tüketimimiz 18.3. Yarı otopilotla daha çok geldim yolda. 120-130 otoban hızlarında. Kaytazdere'den İzmit'e kadar da genelde 70-80 kilometre otoyol hızlarında geldik. Şu anda Highway'deyiz ve şarja takacağız şimdi aracı. Taktım, saat 1.29. %36 ile başladık. Şu an 126.5 kW veriyor. Biliyorsunuz MG4 Luxury'ler 140 kW'a kadar destekliyor. Bakalım geldiğimizde kaç kW şarj almış olacağız. Saat şu anda 2. Şarjımız %90 olmuş. Yarım saatlik bir sürede. Şarj gücü tabii ki epey bir düştü. %80'den sonra özellikle. %80'den önce de biraz düştü herhalde. Yanımıza bir araç gelince şarj gücümüz burada. Süremiz de burada. Böyle şarjı bitirelim. Şarjı durdur diyelim.
Homs'a devam edelim. Ola Highway'den. Şurada test sürüşü yapıyormuş abiler. Yeni transitler var. Şarja takmışlar araçları. Ama 90 km sabit hızla geliyorlarmış. 280 gösteriyormuş menzili. Normalde 280 km ama 200 km anca yapıyor diyor. Bilmiyorum, pek geliştiremediler galiba bu transitleri henüz. Arkadaşlar Keçiören'e, Ankara'ya Keçiören'e Bolu Highway'den şarj edip aracı vardık. %38 de varmıştık. Ben şimdi Armada Alışveriş Merkezi'ne geldim. Şöyle Trugon'un şarj istasyonları var burada. Aracı şarja taktım. %38'de vardık. Şöyle R10 mavi etiketli otoparkım burada. Çıkış kapısının hemen dibinde Trugon'un şarj istasyonları var. Buraya taktım. Aracı şu anda şarjı başlattık %40'da. Yani bu şekilde yolculuğumuzu tamamladık. Arkadaşlar şu anda Ankara'dan dönüş yolculuğuna geçtik. %95'te şu anda Bolu Highway'deyiz. Aracı şarja taktım. %95'te çıktık Ankara'dan. %43'te varmıştık Bolu'ya. 4 kişiyiz arabada. Bagajda da biraz yük var. Klima açık. Kalorifer açıktı. Çoğunlukla. Gayet iyi geldik. 110-120 hızlarında geldik sürekli. Trugo'da aracı şarja taktım. Şimdi Kaytazdere'ye vardığımızda tekrar son tüketimi detayları paylaşacağım.